Evet arkadaşlar merhaba. Futbol Manager TR kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bir şey yapacağız. Futbol Manager 2020 oyununa başladınız FM'ye ve bu sizin ilk gününüz. İlk gününüzde ilk etapta yapmanız gereken 10 şey diyoruz biz buna. Bunlar neler? En önemli kritikler neler? Ve hemen yapmanız gereken detaylarla ilgili kısa kısa size bilgiler sunacağım. Öncelikle tabii başlangıcına geldiniz. Burada medya için basın toplantısı bunlarla ilgili zaten bir temel olarak size oyun yönlendiriyor. Ve bundan sonra zaten onayla dediğimiz anda ve bundan sonra oyun açılış ekranı. Şimdi kariyerinizin ilk günü. İlk günde neler yapacaksınız arkadaşlar? Öncelikle ben şunu yapıyorum. Şimdi bu haberlerle ilgili detaylara şimdi bakacağız. Detaylarda biliyorsunuz her zaman kulüp vizyonu gelir. Kulüp vizyonunda size temel olarak mevcut vizyonu kabul et dedim ben. Burada oynamalar falan da yapabiliyordunuz. Bizim aslında anlatacaklarımız biz bu ekranda ilk başlangıç zamanında neler yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle kulüp çalışanlarının sorumluluklar kısmına geliyorum. Şimdi bu sorumluluklar ekranına baktığımız zaman arkadaşlar bayağı bir karışık görünüyor değil mi? Bu sorumluluk ekranında aslında sizin atıyorum transfer sözleşmelerini siz mi asistanınız mı? Ya da bir hazırlık maçlarını oynamak istemiyorsanız asistanınıza devretmeler, işte yine altyapıdaki oyuncularınızın transfer, maaş durumu, işte yine kulüp çalışanlarınızın maaş durumlarını, her şeyini yapabiliyorsunuz. Ama ilk etapta baktığınız zaman diyorsunuz ki yani bu çok karışık. Yani ben de size katılıyorum, bu karışık görünüyor. O yüzden de FM bununla ilgili alt ekranlar yapmış. Mesela yönetim kısmı, bunu zaten yönetime hiçbir şekilde dokunamıyorsunuz ama kulüp çalışanları dedim ya bizim şimdi yaptığımız şeyde kadro seçimiyle biz ilgileniyoruz. Çünkü biz teknik direktörüz. Kadro seçimine A takımına özellikle yetki vermek isterseniz işte burada Steve Round, Albert Schwenberg, Sal Bibo kaleci antrenörümüz bunları istemeyiz değil mi? Ama idareci olarak futbol direktörünü işe almayı siz dersiniz ki bunu başkan da yapabilir. Ama ben futbol direktörüyle çalışmak istemiyorum derseniz de tamamıyla yetkisiz de olur. Bunun futbol direktörünün gelişimini engellersiniz. Yani işe alıp alınmamasını. Antrenör gelişim sorumlusunu yine sizde mi olsun? As takıma teknik heyet personeli alımı. Kiralık oyuncu sorumlusu işe alır, işten çıkartır. Şimdi kiralık oyuncu sorumluları var arkadaşlar. Belki bazı arkadaşlarınız bunu almıyor olabilir. Bunlarla ilgili nasıl bir antrenör alıyorsanız da kiralık oyuncu sorumlusu diye bir antrenör tanımlanmış. İşte baş gözlemciyi yine biz, altyapı sorumlusunu yine biz. Bu yetkilerini her birine aslında başka birilerine paylaştırabilirsiniz. Teknik heyeti işe alır, işten çıkartır. Yine benim sorumluluğumda. Sağlık ekibi yine benim sorumluluğum. Gözlemci ekibi zaten benim sorumluluğumda olması gereken şeyler. 23 yaş altı menajeri işe alır, işten çıkartır. Mesela bunu dersiniz ki başkana ben bırakıyorum. Arsenal'e 23 yaş altındaki teknik heyetini işe alır, çıkartır. İstersem ben yönetirim. Şu an antrenör gelişim sorumlusu mesela yönetin. İşte ben yönetmeye, sen yönet dediğim zaman ben aldım. 18 yaş altı için menajeri yine antrenör gelişim sorumlusuna verelim. Biz uğraşmayalım. Antrenörlük kurslarını şimdi Arsenal'de hangi antrenörün kursa gideceğine karar veriyormuş. Edu Gaspar. Mesela ben yöneteyim bunu. 23 yaş altını o yönetsin. Arkadaşlar. Ya da gözlemlemeye gelelim. Burayı onayla diyoruz. Evet. Gözlemleme ekranına geliyoruz. Yine gözlemcilik görevlendirmelerini yapar. Yine ben yönet dersem ben yönetirim. Şimdi bir gözlemciye bir görev atandığı zaman ben ilgilenmek istiyorum. Yine kabul diyelim. Transferler, sözleşmeler kısmı. İşte zaten sizi ilgilendiren noktalar bunlar. A takım için oyuncu arar, transfer eder. Evet. Arsenal'in A takım için transfer yetkileri tamamıyla bende olması lazım. Pazarlıklar bende. Oyuncu alırken son kararı veren yine ben. Hani burada siz dersiniz ki atıyorum pazarlıkları futbol direktörü yönetsin. Ama pazarlıktan dolayı da transferinizde sıkıntı çıkabilir. A takım oyuncularına gelen tekliflerle ilgilenir. Evet burada gelen tekliflerle ben ilgilenirim. Satışları yine ben yönetirim. Satışlara yine son kararı yine ben veririm. Kiralık giden oyuncularda ise
dururdu. Kiralık gönderilen oyuncuların gelişiminde ise mesela kiralık oyuncu sorumlusu varmış. Ben Naper. Burada zaten bir şey yaptım ben. Yapmadım. Ben Naper. İsterseniz genç oyuncuların sorumlusunu ben alırım. İsterseniz ben Naper'e tekrardan veririm. İşte Arsenal 23 yaş altı oyuncu satma görüşmelerini başlatır. Ama son kararı ben vermek istiyorum. Kusura bakma. Yine genç oyuncu, gelecek vadeden oyuncuları yine transferlerde son kararı bana ait olmalı. Son kararlar yine benim olmalı. Buna dikkat edin arkadaşlar. Medya kısmı, bazı arkadaşlarımız hani ben basın toplantısına katılmayı sevmiyorum, istemiyorum derse eğer basın toplantısını bizim asistan menajerimiz Steve Round'a devredebiliriz. Ama ben basın toplantılarını seviyorum. Ha, yeni transferler için evet. Asistan menajere vermeyi tercih ederim. Çünkü çok yani basit ve bariz sorular çıkıyor. Yani bir transfer oluyor. Ya ben o adamı gelecek vaat etsin diye alıyorum. Hemen bir büyük bir patlama bekliyorum falan filan. Beklemiyorum ya da oyuncunun direkt morali bozuluyor. Ben bunu söylemek istemiyorum arkadaşlar. Evet, as takım antrenmanlarını, genel antrenmanı ben yönetirim. Bireysel antrenmanı yine ben yönetirim demişiz. Genç takıma 23 yaş altı menajer daha uygun. Genel antrenmanı U18'i ise Craig Armstrong yönetiyor. Bunu ellememize gerek yok. Taktik ekranında kadro seçimini zaten biliyorsunuz, asistan burada belirliyor. Ya da siz dersiniz ki ben başka bir antrenörden istiyorum kadro seçimini. Taktik ekranı için söylüyorum. Onlar yapar. Taktiksel toplantıları yine siz yaparsınız. Bunu değişim yapmazsınız. Rakip takım talimatlarını dilerseniz asistanınıza verebilirsiniz bunu. Rakip takımla ilgili talimatları. Maça gelelim. Kenar talimatları. Hazırlık maçları. İşte ben genelde hazırlık maçlarını sevmiyorum oynamayı. Yani kendim oynamayı sevmiyorum. Oyuncular açısından büyük bir şey var ki ona da geleceğim arkadaşlar. Bu şekilde sorumluluklarınızı belirliyorsunuz arkadaşlar. Bu size ait sorumluluklar. Diğer durum, ikinci maddeye geliyorum. İkinci madde şu, tercihler ekranında zaman zaman bana soruyor arkadaşlarımız. Dil kısmı sizde İngilizce göründüyse eğer Türkçe yapın. Buradan yapıyorsunuz. Gelişmiş kısma geliyorsunuz. Hatta para biriminiz Türk lirası ise avroya da dolar yapabilirsiniz. İsteyen arkadaşlarım sterlin falan da yapabilir ama çok zannetmiyorum. Ben avroda oynuyorum. Tema rengini mesela ben dark skin yaptım arkadaşlar. Futbol menajerin kendi orijinal temasına geri dönebilirim. Şöyle deriz zaten sizde. Evet. Futbol menajerin kendi özel temasına, resmi temasına döndük. Bununla birlikte yine tercihler kısmında arkadaşlar otomatik kayıt kullanma diye bir seçenek var. Bunu işaretleyin kesinlikle. Şimdi işaretledik. Emin misiniz diyor. Burada ben genelde ayda bir ya da 3 ayda bir. Bazı arkadaşlarımız ayda bir yapıyor. Bazı arkadaşlarımız 3 ayda bir yapıyor. Ben 3 ayda bir yapmayı seviyorum. Çünkü çok hızlı ilerledikçe burada sürekli bir kayıt görmekten sıkılıyorum. 3 ayda bir yapıyorum ama ayda bir yapmanızda fayda var. Zira hani bir problem yaşarsınız ki zaman zaman save dosyalarında bozulmalar meydana geliyor. Ayda bir yaptığınız zaman da bu bozulmadan dolayı kayıplarınızı engellenebiliyor. Üçüncü maddemiz taktik ekranı. Taktiğe geldik. Şimdi arkadaşlar taktik benim kendi burada Gürkan'ı dengeli taktik diye yaptım. Pozitif taktiğimiz var. İşte bu da bir de buradan şu Destroy Team'in şeyini aldım. Şimdi arkadaşlar taktiği öncelikle hemen yapın. Yani taktiklerinizi. Üçüne de uygulamaya çalışın. Çünkü neden bunu söylüyorum? Şu yatkınlık kısmı arkadaşlar, özellikle taktik. Taktik oyunda şöyledir aslında. Ben taktik detaylarına girmek isterim. Gireceğim de. Oyuncu formatınıza göre taktik oluşturmanız lazım. Her taktik sizin takımınıza uygun olmayabilir. Atıyorum Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, bir Türkiye Ligi'nde oynadığınız taktikle Gençlerbirliği'ndeki taktik tutmayabilir. Çünkü oradaki oyuncuların teknik kapasitesi ve oyuncu özellikleri birbirinden çok farklı. Ona uygun taktik seçmeniz lazım. Belki orada sürekli hücum, pres futbolu oynatmak istiyorsunuz ama
İşte Gençlerbirliği'nde Gaziantep'te daha farklı, daha dengeli bir oyun oynamanız lazım. Buna göre de oyuncularınız olması lazım. Tabii oyuncularınızı o seviyeye birkaç yıl sonra getirdikten sonra da yine pres, atak futbolu oynatmaya devam edebilirsiniz. Bu tamamıyla oyuncularınıza özgü durumdur. Yani taktik herkes de, her takımda tutmayabilir. Bunu özellikle belirteyim. Biz niye en başta taktiği söylüyoruz? Şundan dolayı. Taktiğe yatkınlık diye bir durum var. Şimdi ben burada kadro seçimi yaptım. İlk maçlarda bakın yatkınlık kısmında %60'larda falan gözüküyor bu. Zaten burada detaylarını veriyor. Zihniyet, paslaşma tarzı, yaratıcılık özgürlüğü, markaj. İşte buna daha yatkın değiller. Ama maç oynadıkça bu taktikle arkadaşlar yatkınlığı artıyor. Ve bu sayede oyuncular bu taktiğe göre de daha iyi performans veriyor. Evet, taktiği de bitirdikten sonra ben, yani bunlar size kısa böyle ipuçları arkadaşlar. Transferler kısmına, transferler menüsüne tıklayın. Burada arkadaşlar sözleşmelerdeki özel maddeler diye bir sütun var. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın bu sizin diyelim Akpom. Bizim Akpom nerede? Bir sonraki transferinden elde edilen bedeli %20 kadar karı Arsenal kulübüne ödenecek. Şimdi satıştan %10 alacağız. Ama ne zaman? Bu bir sonraki transferinden. Akpom'u sattıktan sonra. Mesela biz Akpom'u ne yapmışız? PAOK'a. PAOK'tan satıldıktan sonra arkadaşlar başka bir kulübe %20 kadar bedelini alıyoruz. Peki burada Callum Chambers var. Bakın burada şu işaret, şu euro işareti, para işareti buradan bir şey alacağınızı gösteriyor. Bir bedel, bir transfer bedeli. Ve şunu size göstereyim. Transfere geldiğiniz zaman 6.93 değil mi burası? Bakın dikkat edin. 6.93 mevcut maaş 17.2 milyon euro. Şimdi ben Callum Chambers. Oyuncu 42 lig maçı daha oynadıktan sonra Southampton 1.2 milyon euro ödeyecek. Yönetimimiz Southampton yönetimiyle bu oyuncunun erken ödeme opsiyonu konusunda müzakerelerde bulundu ve opsiyonu kullanmanız durumunda oyuncunun eski kulübüne 862 bin euro ödeme yapacaksınız. Şimdi maddeyi kullan dediğim zaman maddeyi kullandım. Bu bizim eksilecek bakiye. Burada artı gelecek bakiye var mı? Heh, mesela bunu yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Maddeyi kullan. Çünkü neden? Para ödüyorum. Param gider. Para gitmesine gerek yok. Bunu ödemeyeyim şu an. Ama şuraya geldim. Alex Oxlade-Chamberlain değil mi? Chamberlain'in arkadaşlar şu an ne yapmışız? Liverpool'da oynuyor değil mi? Oyuncu 46 lig maçı daha oynadıktan sonra Arsenal 300 bin euro ödenecek Arsenal'e. Yani bize para gelecek. Yönetimimiz Liverpool yönetimiyle bu oyuncunun erken ödeme opsiyonu konusunda müzakerelerde bulundu ve bunun sonucunda eğer erken ödeme opsiyonunuza satarsanız 219 bin euro kasaya gelecek. Gelsin abi. 219 bin euro aldık ve toplamda 7.12 milyon euro bedele çıktı transfer bütçemiz. Bir de Walcott'tan alabiliyoruz. Bakın. Walcott'tan Everton'dan. Everton'a satıldı ya Walcott. 22,5 milyon euroya satılmış. Walcott'tan arkadaşlar yine 441 bin euro değerinde bir bedel kasaya gelecek. 7.12 idi. Şimdi bakıyoruz transfere 7.52 oldu. Bu şekilde arkadaşlar transfer bütçenizi arttırabilirsiniz. İlk hani kariyerinizin ilk günde bakacağınız şeylerden biri bunlar. Diğer bir durum. Şimdi kulüp çalışanlarına geliyoruz arkadaşlar. Biz şu an kulüp çalışanlarına baktığımız zaman toplamda 9 antrenör toplam olması gereken 6 antrenörümüz var. Bizim şu antrenör ekibine bakalım arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Mesela şu an ortalamanın üstünde bizim. Bu kaleci ile alakalı bir durum. Zaten geldiğiniz zaman kaleci şut karşılama diyor. Kalecilerimizin arkadaşlar elle tutuşu, top oyuna sokması, antrenör ekiplerimiz bu konuda yetkin, iyi. Ama savunma bloğuna bakıyorum. Ortalamanın üstü, Premier Lig'de 5. Yani biraz daha iyi olabilir savunma bloğu konusunda. En iyisi de Liverpool'muş. Bu arada şurada da Liverpool vardı. Mesela hücum konusunda yine Premier Lig'de 5. sıradaymış antrenörlerimiz. En iyisi Liverpool'muş. Kondisyon antrenörlüğü Premier Lig'de 2.'ymişiz. Liverpool ilk sırada yine. Liverpool neden zirvede olduğunu aslında gösteriyor. Zihinsel olarak antrenörlerimiz Premier Lig'de 3. Yine Liverpool.
Liverpool gerçekten hani şey yapmış, antrenör ekibini top class kurmuş. Teknik kapasitede 4. sıradayız. Taktiksel olarak yine ortalamanın üstündeyiz. Adam yönetiminde ortalamanın üstü ve 5. sıradayız. Şimdi baktık transfer komitesinde. Bunlar önemli. Antrenör ekibinde biz bakıyoruz. Ama sağlık ekibine bakıyorum. Ortalamanın çok altında. Demek ki sağlıkçımızla ilgili bir problem var. Hemen bir fizyoterapist almamız lazım. Bu tarafa geliyorum. Spor bilimcimiz de sıkıntılı. Mesela ben fizyoterapisti yine hemen değiştiririm. Spor bilimcimiz de niye? Çünkü yok. Fizyoterapistimiz bakın 3'e 4. Baş fizyoterapist de var ama gayet kötüymüş. O yüzden geliyorum arkadaşlar, sağlık ekibi diyorum. Fizyoterapist Chris Morgan. Bak bu iyi. Geri kalanlara bakalım. 15. Stewart. Mesela Anthony Stewart. Arkadaşlar karşılıklı feset diyorum. Jordan Rees. Mesela şu an 15'lik görünüyor. Stewart'u gönderdim. Buradan personel arama yaparsınız. Personel aramadan muhakkak biliyorsunuzdur. Ben öyle tahmin ediyorum. Fizyoterapist. Hiç çıkmadı. Fizyoterapi dediğiniz zaman en az 16 diyelim, 17 diyelim. Tamam dediğiniz zaman da buradan Steve Allen mesela hemen bir transfer yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de size tavsiyem, hepsine bakın. Özellikle arkadaşlar 23 yaş altınızdaki, bu az kadro ya, 23 yaş altınızın durumuna da bakın, kulüp çalışanlarına. Mesela 23 yaş altınız neden önemli arkadaşlar? Özellikle hani bazı arkadaşlar söylüyor, ben mesela altyapıdan iyi oyuncu çıkmıyor. Bu tamamıyla sizin antrenör ekibinizle alakalı arkadaşlar. Antrenör ekibiniz ve tabii ki bu oyuncuların da sürekli bir takımda forma giymesi lazım. Pilot kulüpleriniz özellikle. Yani oyuncuyu verdiğiniz kulüpler de önemli. Kiralık hamleleriniz. Mesela burada geldik baktık. Ortalamanın üstünde kaçın sıradayız? 7. Ortalamanın üstünde. Peki burada savunma bloğumuz iyi görünüyor. Hücumda ortalamanın altındayız. Bak. Şurada ortalamanın altı var mı? Evet. Hücumda ortalamanın altı. Mesela 23 yaş altındaki antrenörlerimize ilave katkı sağlamamız gerekiyor. Zaten 2 tane daha alabiliyoruz. Kondisyon antrenörleri yine düşük. Zihinselde ortalamada. Teknik anlamda yine düşük antrenörlerimiz. Yine taktikselde düşük. Adam
Mutluluk seviyesinde alalım. Tamam. Ülke, boy, ağırlık, yaş, mevcut değeri, genel kondisyonu, şuradan seçim ya da mevkiye göre tut diyelim. Maaşlar var. Potansiyeli. Bir potansiyeli bir de 7. Şunu buraya alalım. Şunu şuraya alalım. Genel mutluluk, maaş, bitiş. Ortalama puan da çıkacak zaten. Bunlar daha oluşturulmadığı için, yani maç oynadıkça gelecek ortalama puanı. Mesela ben böyle bir genel bir tablo yapıyorum. Bu tablodan sonra arkadaşlar buraya geliyorum. Bu benim şahsi görünüm. Mevcut görünümü yeniden adlandır. Mesela detaylı görünüm dedim. Genel bilgideydik ya. Şimdi detaylı görünüm için tekrardan geldim. Bakın. Daha da detaylandırabilirsiniz. Nasıl yapıyorduk? Sağ tuşta. Şuraya geliyorsunuz. Sütun ekliyorsunuz. İstediğiniz sütunu da böyle kaldırabilirsiniz. Ayraç da ekleyebilirsiniz mesela. Bazı şeylerde mesela ben ekliyorum. Şuraya ayraç. Sol tarafına. İşte şundan sonra. Sol tarafına. Şimdi maaş kısmı ve aslında bizi ilgilendiren kariyerinizin ilk günde bakmanız gereken, mesela 2019'dayız ya, 2020 yılı, yani bir yıl sonra sözleşmesi bitecek oyuncularınıza bakın. Çünkü neden? Ocak 2020'ye gelince Bosman kuralına göre bu 2020 yılını Haziran ayında biten sözleşmelerin oyuncuları sözleşme diğer takımlar imzalayabiliyor. Yani transfere açık oluyor. İmza attırabiliyorlar. O yüzden buradaki oyuncularınıza dikkat edin. Şimdi Arsenal'de böyle bir şey mevcut değilmiş. Maaş durumlarına falan da bakın. Ha, bu arada hatırlatma da yapayım. Şu tercihler kısmında özellikle zaman zaman oluyor, o yüzden söylüyorum. Şu niye yok orada? Maaş diyelim. Ha, evet. Maaş kısmı arkadaşlar aylık ya da haftalık görünebilir. Buradan yıllık yapıyorsunuz. Bazen çünkü bakıyorum ben, özellikle Premier Lig'de aylık gösteriyor. Bunu yıllığı tercihler kısmından yapıyorsunuz. Boş bir sütuna tıklayın. Buradan maaş durumunu yıllık gösterin. Evet. Bunu da gösterdikten sonra biraz kulüp kısmına, yani kulüp vizyonu kısmına gelelim ve buradan yönetime belli başlı taleplerde bulunun. İlk etapta yapmanız gereken şeylerden biri. Mesela kişisel talep bulunmayın ama altyapı antrenörlüğünün bütçesi, ya da şöyle yapabilirsiniz. Mesela altyapı seviyesini kimse düşürmek istemez. Oyuncağı. Bir pilot kulüp. Mesela dersiniz ki bugün ne hakkında konuşmak istiyorsunuz? Bir pilot kulüp istiyorum. Ama onlar bunu reddetti. Burada çok fazla pres yapmayın. Evet, aklımıza yattı de ve pilot kulüp için başlattık. Çok fazla pres yapmadan arkadaşlar bunu dile getirin ve üst üste çok fazla yapmayın. Biraz hani başarı sağladıktan sonra yine yönetimden taleplerde bulunabilirsiniz. Bu da güzel bir hamle oluyor. Diğer durum arkadaşlar, antrenman kısmına gelin. Antrenmanda özellikle
Yani ilk kez açtığınız zaman antrenmanda şöyle. Çok detay görebilirsiniz antrenmanı. Gerçekten çok detayları var. Burada programlar var. Mesela şöyle anlatayım. Mesela sezon öncesi bir normal orta etap bir maç. Bunu aldınız. Daha sonra Eylül ayı için buradan bir plan yaptınız. Mesela burayı değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Programı eğer kaydederseniz, farklı kaydet dersiniz. İşte ben dedim ki Football Manager. Geldim. Ağustos ayı geçtiği için şu 3. haftadan itibaren gösteriyor. Özel programlar Football Manager burada mesela. Bunları yapabilirsiniz ama tabii ki şu anki sistemi bilmeden bunlarla oynamayın. Burada bilmeniz gereken şeyler şunlar. Grup kısmını zaten onlar yapmış. Mentor kısmı arkadaşlar. Şimdi mentorla ilgili hemen birçok arkadaş şunu şunu yap, şunu şunu yap. Buna gerek yok. Şuradan yardımcıdan isteyin de mentor grubunu hemen ayarlasın size. Bireysel kısma bakıyoruz. Bireysel kısımda da hemen oyuncularınızı tanımadan bir şey yapmayın. Ekstra antrenmanlar yapmayın. Dinlenme kısmına geldiğiniz zaman ise ben genelde %80 ve 90 şurayı iki kat yoğunluk yaparım. Bireysel antrenörünüzün durumunda bu şekilde gösteriyorum. Evet arkadaşlar, bunlarla ilgili size kariyerinizin ilk gününde yapacağım hatırlatmalar, ipuçları bunlardı. Herkese keyifli, FM dolu günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.